Nedir bu? Bir çeşit sanat denemesi mi bu? Nedir bu? Minyatür sanatı mı bu? Kızım nedir bu? Bu nedir? Karikatür mü bu? Diyet kahvaltı Erol'cum. Aa, niye ne oluyor? Diyeti miyiz biz? Siz diyette değilsiniz ama ben diyetteyim. Sizden de destek bekliyorum yani. Özellikle de Koçitom'dan, Erol'den. Çünkü siz böyle reçeller, omletler götürürken ben nasıl diyet yapacağım, nasıl zayıflayacağım yani? Güzel kızım, senin bir diyete ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Yani sen annesini emziriyorsun da, öyle değil mi? O zaman gidin bunu terapiste anlatın. Bir de o dinlesin. Erol'ün böyle olmasının sebebi benmişim. Benim şişman olduğumu düşündüğü için böyle manyaklaşmış. Manyaklaşmak mı? Manyak kuş cennetidir o. Kızım kim söyledi bunu? Doktor mu söyledi? Tıbbi mi bu? Uzatma da ye kahvaltını hadi. Spora gideceğiz daha. Aman zaten bu kahvaltı uzatılabilir bir kahvaltı değil ki. Bu kahvaltı çabuk bitirilebilir bir kahvaltı. İki lokmalık kahvaltı. Kızım gerçekten çok iyi düşünmüşsün. Her zamanki gibi en iyisini sen düşünmüşsün Filiz. Ben de tam diyete niyetliydim. Aman baboli. 35 senedir niyetten diyete geçtiğinizi görmedik. Her pazartesi bir diyet. Her pazartesi bir niyet. Erol'cum o ne öyle? Sen kilo mu aldın bu sabah? Göbeklendin mi sanki biraz? Dur bir bakayım. Sizin gözünüz var ya babacığım, siz var ya siz. Burada tam 300 gram fazla var. Erol, fitleşmeni istiyorum. Ben üçgen vücut istiyorum ya. Kızım, üçgen peynir yiyerek üçgen vücutlu nasıl olayım? Zaten gündelik hayatın stresi belimi büküyor. Toz, kir, saçımı ne hale getirdi? Alo, birek birek, mayday, anacığım. Bir şeyler söylesen ya şu gelinine. Kızım kuruttu, kibrit etti koç yiğit oğluşunu. Alo! Ay çok asil kadın canım. Görmüş geçirmiş belli bir şey yani bu. Lale'ye de pek kıymet veriyor. Aslında Onur'un Lale'yi defalarca üzdüğünü bir duysam... belki evli kalmalarına izin vermez. Ama şimdi bunu nasıl öğrenecek yani şimdi? Hadi çalıştır şu saksıyı Betül. Oho, yine entrika, yine kuntrika. Geldi sana yine Emir Kustrika. Adana, çıkar adam. Vallahi bravo çocuklar. Diyet ve sporla müthiş bir aşama kaydetmişsiniz. Yıldızlı pek iyi veriyorum size. Çok teşekkür ediyoruz ama benim bir şikayetim var. Erol benim diyetimi sabote ediyor. Hocam acım, gerçekten acım. Aç karnına hiçbir şey yapılamıyor. Atıcı toplayıcı toplumlardaki gibi okla yayla ava çıkasım geliyor. Gerçekten açlıktan karımı yesim geliyor benim. Çok ilginç. Durum ilginç diye de onu da deftere yazmayın. Onu da kaydetmeyelim lütfen. İlginçse de ilginç. Kendi olayımız yani neticede. Hocam masanın üstündeki ekmek mi? Ucundan kıtlayasım var. Biblo efendim o, biblo. Ha, ama bayağı bayağı ekmek gibi görünüyor gerçekten. Vallahi insanın canı çekiyor. Ay yine gitti bunun kafası Erol. O ekmek değil, biblo, biblo. Vallahi biblo biblo. Çok lezzetli bir biblo gerçekten. Vallahi ucundan kırtlarım. Demek bibloyu ekmek olarak görüyorsunuz. Demek bibloyu da ekmek olarak görüyorum. Filizimi de hep ekşi mayalı köy ekmeği olarak görmüşümdür. Gerçekten böyle doparlak ya da bir tekerlek kaşar diyebiliriz. Şişman de ya. Utanmıyorsan doktor beyin yanına bak, şişman de yani. Zaten ben şişman seviyorum hayatım. Şişman derim tabii ki. Şişmana bayılıyorum ben hocam. En sevdiğim şey şişman. Ve işte bilinçaltı golünü atıyor. Aa, hayır öyle demek istemedim. Öyle şişman değil kız. Vallahi bilinçaltıma bez bağlayaydı da şu golü atmayaydı. Filiz Hanım, spora ve diyete aynen devam ediyorsunuz. Tabii Erol Bey'le birlikte doğru yoldayız. Hangi yoldayız hocam? Gerçekten bu yol yol değil hocam. Doktor, bu yol yol değil. Doktor, gerçekten vallahi stabilizeye doğru gidiyoruz. Doktor. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetim.